Ve bugün Kırıkkale'de kamuoyunda Martinis davası olarak bilinen davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Söz konusu olay hakkında kamuoyunun ilgiyle takip ettiği, süreci izlediği, yargısal aşamalarına tanıklık ettiği bir süreç yaşadık. 30 yıllık hak arayışı mücadelesi bugün yine bir karara konu oldu. 20 yıl boyunca soruşturma makamlarının tozlu raflarında dolaştırılan dosyayla ilgili nihayet 2013 yılında ancak karar verilebilmişti. Bir dava açılmıştı ama son 10 yıllık süreçte bizler Kırıkkale'ye bu davanın mağdurları ve avukatları olarak sürgün edilmiştik. 10 yıldır bu şehrin adliyesinde adalet aradık ve bugün bu arayışın sonucunda tekrar karşımıza yeni bir karar verildi. Bu kararı birazdan sizlerle paylaşacağız. Söz konusu dava hakkından zamanı aştığı gerekçesiyle, zaman aşımı hükümleri gerekçesiyle düşme kararı verildi maalesef. Bizler defaatle her aşamada şunu ifade ettik. Yurttaşın yaşam hakkına değer veriyorsak, önemsiyorsak, bu temel hak ve hürriyetler bizim için, ülke için, yargısal merciler için, hukuki korumayı gerçekleştirecek adalet mekanizmaları için bir anlam ihtiva ediyorsa, etkin bir soruşturma ve kovuşturma talebinden, davetinden vazgeçmedik, bunu ifade ettik, bu çağrıları gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki 20 yıl soruşturma süresince meydana gelen ve devam eden atalet, yargısal makamların isteksizliği, arzusuzluğu kovuşturma aşamasında da karşımıza çıktı. Bizler Yargıtay'ın bozma kararından sonra 9 kişinin ölümüyle sorumlu tutulan bir şahsın kaçmaması için bir sebep yok. Ey yargısal makamlar, bu şahsı tutuklayın. Bu şahsı burada hazır bulundurun. En azından bu minvaldeki çağrılarımız yanıtsız kaldı, reddedildi ve bu şahıs firar etti. O süreçten sonra da her aşamada etkin bir arama gerçekleştirilmediğini ifade ettik. Maalesef ki gerçekleştirilemedi, şahıs bulunamadı. Dolayısıyla biz şunu ifade ediyoruz. Bu ağır insan hakları ihlalleri dosyalarında bizden önce yargılaması yapılıp da devam eden dosyalarda da cezasızlık kültürü bir politikaya dönüştürülmüştür. Bu her aşamada tatbik edilmiştir. Bugün cezasızlığın son halkasına, o bariyerin son halkasına takıldık. Zaman aşımından düşme kararı verildi. Ancak biz hukuksal argümanlar itibariyle bunun hukuka aykırı olduğunu, insanlığa karşı suç kategorisinde olduğunu, zaman aşımı hükümlerinden faydalandırılmaması ve işletilmemesi gerektiğini ifade ettik. İleriki kanun yolu incelemelerinde de bunu ifade edeceğiz. Bu mücadele devam edecek. Bu hakikatte yüzleşme davetimizde ısrarcıyız. Hukuki mücadelemiz sona ermeyecek. Elimizden geleni yapacağız. Ama maalesef yurttaş olarak da, avukat olarak da bir kez daha buradan sesleniyoruz. Adalet üzerinde kuracağınız anlamlı bağ, insanların yaşadığı ülkede geleceğe güvenle beklemesini sağlar. Bugün biz mahkeme salonunda da bunu ifade ettik. 1 Mart 2016'da olduğu gibi Aysel'i acısıyla mı baş başa bırakacağız, yine derin bir utancın içine mi hapsolacağız dedik, söyledik, ifade ettik. Maalesef evet, yine Aysel'i derin acısıyla, bizler ise bir toplum olarak, ülke olarak derin bir utancın içerisindeyiz. Bunu